Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yiğit Sezer. Bugünkü videomda yaklaşık 2.2 milyona FIFA 20'de güzel bir kadro kuracağız. Bir önceki videomda bahsettiğim üzere artık videoları sıklaştırmaya başladık. Eskisi gibi like'larınızı, yorumlarınızı, desteğinizi bekliyorum. Ve şu an hani daha önce bahsetmiştim yine. Yeni evlendim, yeni bir eve taşındım, bir sürü iş güç falan. Bir önceki videoda ışık sıkıntım vardı. Işığı çözdük ama odamda bir eko sorunu var. Eko sorununu nasıl çözerim, yani bilen varsa bir yorum kısmına yazsın, gerçekten iyi olur. Sesim biraz çünkü farkındayım, farklı geliyor. Dizilişim 4-5-1 olacak. 4-5-1 geçen sene meşhur oldu. Özellikle proların tercih etmesiyle beraber. Bu sene de aynı şekilde devam ediyor. Ben bunu biraz şuna bağlıyorum. En iyi defans hücum yapmaktır ve bu oyunda gerçekten hücum defans yapmaya karşı avantajlı. Yani bazen defans oyuncuları çok çaresiz kalabiliyor hücum oyuncularına karşı. O yüzden yani defans yapmaktan ziyade hücuma ağırlık veren bir diziliş ile hani fazlaca gol atıp maçı koparmak bana daha mantıklı geliyor. O yüzden 4-5-1 tek santrafor, arkasında iki tane ofansif orta saha, iki kanat ve bir tane de merkez orta sahayla hücum hattını, takımın iskeletini oluşturacağız. Ve scrim kartlarla beraber bir tane oyuncu geldi. Özel bir kart geldi ve bu bence bu orta sahalarda, yani o özellikle ofansif orta sahanın tekinde kullanmaya çok ideal. Onu da birazdan göreceksiniz. Çok yüksek, yani hem hücum yönü iyi hem de defansı inanılmaz boostlanmış bir kart. Parayı da göstereyim. 2.123.000 coins var. Ama bu kadroda kullanacağım iki oyuncu hali hazırda bana paketlerden çıkmış oyuncu. Yani onların da değeri hani bir yaklaşık 120 bin falan olması lazım. Yani 2.2 milyonluk bir kadro diyebiliriz. İlk başta onları koyalım takıma. Stoperle başlıyorum. Stoperimde kullanacağım isim Lenglet arkadaşlar. Diğer bir kartsa sağ kanatta kullanacağız. Diğer kart Dembele. Tabii ki sağ bekle devam edelim. Sağ beke gelecek oyuncu Semedo olacak. Evet, ilk olarak Semedo'yu aldık. 38.750'yi aldık. Takıma yolluyorum. Semedo'yu koydum. Semedo şu an fiyatı çok yüksek ve hani bundan bir ay sonra da eminim fiyatı yani 15.000 lira falan inecek. Ratinginden dolayı. Tabii oyunun başı olduğu için düşük ratingde olup yüksek coins'e giden kartlardan birisi. Biliyorum yani her geçen gün değer kaybedecek bir kartı ama şu an için beni götürür. Şimdi ben defans hattını komple satın alacağım ve tık 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 kadroyu işleyerek devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şu an defanstaki oyuncularımı tamamladım ve coins'ime bakarsanız çok da para harcamadım. Yani bu kadroda biraz defansı geri plana attık. Yani geri plan atmadık açıkçası ama hücum oyuncuları çok pahalı olduğu için yani bütçede böyle bir dengesizlik oluştu. Şimdi kaleciden başlayalım. Kalecimiz Courtois olacak. İspanya Ligi'nden defansı kuruyoruz. Stoper'in diğer stoper. Courtois'a yaklaşık 20.500 aldım. Diğer stoperimiz Eder Militao. Militao'yu da kaça aldık? 7.700 aldık. Courtois'u 20.500 aldık. Ve sol bekimiz de Alex Telles olacak. Şimdi burada Telles'i neden tercih ettim onu söyleyeyim. Şimdi buraya tek tek baktığımızda, defans attığımıza, kartlara baktığımızda genel olarak pasın savunmada özellikle pas özelliğinin düşük olduğunu görüyoruz. Semedo'da 69, Lenglet'te 68, Militao'da 66 ama Telles'te 84. Yani bunu şu olarak düşünün. Biliyorsunuz çok fazla insan baskılı oynamayı tercih ediyor ve savunmadan topu çıkarırken her zaman gözüm Telles'i arayacak. Telles'le oyun kuracağım. Telles'le baskıyı kırıp topu ileriye taşıyacağım. Çünkü bir diğer iyi özelliği de 81 olan dribbling'i. Şimdi defans hattımız böyle oluştu. Şimdi sol kanat oyuncusunu da alacağım. Sol kanatta kullanacağım oyuncu Felipe Anderson. 4 zayıf ayağı, 4 bacarı hareketleri var. Yani gene çok fazla para harcamadım.
14 bin yaklaşık 15 bin coins aldım. Yani şu an hala 2 milyon coins'im var ve 2 milyon coins şu gördüğünüz ortadaki dörtlü arasında dağıtılacak. Şimdi merkez orta sahadaki oyuncuyu seçelim. Orta sahanın ortasında da Kante'yi kullanacağız arkadaşlar. Kante yani mesela ratingi çok yüksek ama mesela özelliklerine baktığınızda çok sanki bekleneni vermeyecek gibi bir hissiyat yaratıyor ama gerçekten Kante son 2 senedir FIFA'nın en iyi orta sahalarından, en iyi savunma yapan orta sahalarından birisi. Bu sene de aynı özelliği devam ediyor. Kante'yi daha defansif kullanacağım da özellikle Kante'yi seçmemin amacı, asıl amacı dengesinin ve agilitesinin, yani bu çabukluk olarak çabukluk olarak söyleyebiliriz, çok yüksek olması. Hem defansif özelliği hem de yani oyuncuyu seçip böyle pıtı 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 çok iyi bir şekilde top arası yapıyor. Rakip oyuncuya yapışıyor, kene gibi bırakmıyor. O yüzden Kante'yi orta sahanın ortasına koydum. Şimdi geri kalan üçlüyü koyalım. Hücum hattını forvetten başlayarak koyuyorum. Forvetimde Aubameyang var. Aubameyang hem hızlı hem uzun boylu, yani kafa toplarında da fena değil. Açıkçası daha önce FIFA 20'de oynamadığım bir kart. Özellikle hücum hattı konusunda bazı kafamda çelişkiler var. Ama yine de Aubameyang'ı denemek istedim. 94 hız, 85 şut ve 69 fiziği var. Hiç fena değil. Aubameyang'ı 290 bin aldım. O ofansif orta sahalarından bir tanesi Scream Card Firmino. Firmino'yu seçmemin sebebi 80 defans olması arkadaşlar. Şu an bakın şu formasyonda Firmino benim joker oyuncum olacak. Ondan hem defansta hem de hücumda yararlanacağım. Firmino'nun normal kartının defansı 60 küsür falan zannediyorum. Ve Scream kartında inanılmaz bir boost aldı. Ve bu boost'un en büyük kısmı defanstan geldi. Defansına bakın, top kesmesi 76. Ve en önemli şey kafa isabeti 99. Çok iyi bir kafacı. Dayanıklılığı yüksek. Dayanıklılığı yüksek olduğu için ve biliyorsunuz yüksek bir oyuncu, hücumda da defansta da göreceğiz. Defansı 80 olduğu için benim gerçekten en önemli kartlarımdan biri olacak ve kafa isabeti 99 ona kenardan ortalarda her zaman ceza sahasının içine girmesini talimat vereceğim. Ve bu eminim ki Firmino'dan fazlaca kafa topu, kafa golü görebiliriz. Yani şey, özellik olarak çok iyi duruyor ama hani sahada bunu yansıtır mı bunu bilmiyorum. İlk defa aldım. İnternette birkaç video izledim. İyi olduğu söyleniyor. Fiyatı da yaklaşık değil, 655 bin aldım. İnşallah değecektir. Ve diğer ofansif orta saha Luis Figo. Yani şurada arkadaşlar, şu ofansif orta sahanın sağ tarafında çok kararsız kaldım. Pogba alıp kalan artan parayla Lenglet'i Varane'la mı değiştirsem diye düşündüm ama yani bir tık korkutsun istedim. Bir tık böyle bir ikonlu bir kadro olsun. Bir o beyaz kart orada dursun istedim. Yani Figo'nun da özellikleri hızlı. 88 hızı var, 84 şutu var, 87 pası var. 42 defans var. Defans adına hiçbir şey beklemeyeceğim Figo'dan. Fiziği fena değil. Figo'yu bir nevi zaman zaman Aubameyang'ın yanında gizli forvet ve belki de takımında atağa çıkarırken oyun kurma görevinde göreceğiz. Defanstan hiçbir şekilde dediğim gibi yardım beklemiyorum. Sonuçta böyle bir kadro oldu. Evet arkadaşlar, şu anda taktiklerimi görüyorsunuz. Yaklaşık 3-4 tane farklı taktiğim var. Mesela son dakikalarda acil gol bulmam lazım, deli gibi hücum yaptığım bir taktiğim. Ya da son dakikalarda bir farklı öndeyim, skoru korumam lazım, deli gibi defans yaptığım bir taktiğim var. Şu an en çok yapacağım, çok en fazla oynayacağım taktiğimi görüyorsunuz. Sert kontrolden sonra baskıyla bir defans yapacağız. Bu defansif tarzı bu sene FIFA 20'de yapay zekanın iyi uyguladığını düşünüyorum. Mesela rakip oyuncunun ayağından fazlasıyla top açıldığında sizin oyuncunuz kendisi gidip topu alabiliyor. Bu sert kontrolden sonra baskıyı bu yüzden seçtim. Benim normal akan oyunda kullanacağım.
Genişliği çok geniş olmaması lazım. Takımı biraz ortada yakın birbirine yakın durmasını istiyorum. Derinliği de şöyle gördüğünüz gibi biraz ileride kurdum. Yani normal formasyonum, normal oyun stilim biraz agresif ve ileride oynama adına olacak. Hücum şeyde ofansif tarzında topa sahip olma. Yani her zaman yakın oyuncularının yakınıma gelip pas opsiyonlarının fazla olmasını istiyorum ki hücum alanında 5 tane oyuncum olacak ve bu benim hücum yaparken elimi kolaylaştıracak. Genişliği yine çok fazla yapmadım. Ceza sahasında yüklenme gördüğünüz gibi köşe vuruşları ve serbest vuruşlarında da böyle. Aubameyang'ın göbekte kalmasını istiyorum. Daha önce bahsettiğim gibi Firmino'dan bir defans desteği alacağız ve orta için ceza sahasına girecek. Bu çok önemli. Figo da ileride kalacak ve orta için ceza sahası dışında kal olarak ayarladım ve top kesmeleri de ölçülü. Dediğim gibi Figo'yu yormak istemiyorum savunmayla. Dembele'yi açıkta kalması ve arkaya koşu yapması için talimat verdim. Felipe Anderson daha bir dengeli bir oyun oynayacak. Telles ve Semedo'yu ataklarda geride kalma talimatı verdim ama Telles'e ters koşu talimatı verdim. Bu zaman zaman Alex Telles orta sahaya gelip orta sahayı kalabalıklaştırmasına yardımcı olacak bir hamle. Kante'de de ataklarda geride kal dedim çünkü bir nevi emniyet sibabı olsun istiyorum. Yani kontra yediğimiz zaman da rakibi 5 kişi karşılayalım. Ortada özellikle Kante ile rakibin hücumlarını bozabilirim diye umuyorum arkadaşlar. Ultra defansifte geride kal. Dizilişimi de 4-1-4-1 olarak değiştiriyorum. Burada görüyorsunuz Luis Figo'yu muhtemelen yani defans yapacağı zaman çıkarıp bir orta sağlarım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda bu kadronun maçları gelecek. Abone olup yorum yaparsanız kadro hakkında da çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Adamsınız. Sağ olun, var olun.